Evet arkadaşlar, bugün Ekim'in 27'si. Havayı köklendirme, havada köklendirme nasıl yapılır? Size onu göstermek istiyorum. Normalde havayı köklendirme Mart ayında ağaçlara su yürüme başladığı andan itibaren Ağustos, Eylül ayına kadar yapılabilir ama grupta çok soru geldiği için bu havayı köklendirmenin yapılışı adına onun için size bu videoyu göstermek için ben şu anda çekiyorum. Havayı köklendirmenin mantığı arkadaşlar. Şimdi şuradan 2 santim bir kabuk kaldırdık. Bu ağaç öz suyunu kabuk üzerinden, çoğunu kabuk üzerinden ilettiği için ağacın üst tarafı hayatiyetini devam ettirmek adına burada da uygun ortamı bulduğu için buradan kök salacaktır. Havayı köklendirmenin mantığı bu. Havayı köklendirme aşıya alternatif bir yöntem değildir. Aşı ile havayı köklendirmenin yapılış amaçları farklıdır. Şimdi buraya genelde şöyle pet şişe geçiriyorlar. İçine toprak doldurup altın üstünü normalde sarıyorlar ama ben daha pratik bir yöntem geliştirdim. Şöyle poşetin içine çiçek toprağını, çiçek torfunu dolduruyorum, ıslıyorum bunu, suluyorum. Sonra bunu buraya, burada kabuk kaldırdığımız kısma denk gelecek şekilde, şöyle şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Bakın komple orası şöyle toprağa örtüşmüş oldu. Şöyle. Bunu şimdi iplikle bağlayacağız, yerine sabitleyeceğiz. Bunu bağlarken bakın şuradan kaymamasına dikkat edin. Şöyle. Tekrar belirtmemde fayda var. Bunu normalde Mart ayında yapıyoruz arkadaşlar. Ama ben size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Deneme amaçlı bir şey yapıyoruz yani burada şu anda. Bu kabuk kaldırdığımız yerde yere köklendirmeyi hızlandırmak için köklendirme hormonu da sürebilirsiniz, kullanabilirsiniz ama incir ağacı çok kolay köklendiği için ben ona gerek duymadım. Şöyle sabitledik. Şimdi burada streçimiz var. Burada önemli olan hem bunu buraya sabitlemek ve bunun hava almasını engellemek. Bunun için de şöyle streçle alttan sarmaya başlıyoruz. Benim başında da söylediğimiz gibi bu aşı alternatif bir yöntem değil arkadaşlar. Bunu tekrar belirtelim. İkisinin fayda alanları farklı. Biz bu fidanları Oğuz kardeşimle aşıladık daha önce. Şuralarda göz aşıları var bakın. Şimdi havayı köklendirme yapıyoruz. Burası yol kenarı. Buradan bu ağaçları, bu fidanları aşılayıp istediğimiz yere götüreceğiz inşallah. Şöyle hava almasını engelledik. Bir daha saralım. Şöyle. Burada poşet ve streç kullanırsanız köklendirmeyi insan merak ediyor tabii yaptığı işi. Acaba köklendi mi diye. Köklendirmeyi de rahat görebileceğiniz için böyle poşet ve streç kullanabilirsiniz. Bu dışarıdan baktığınız zaman da köklenmeyi görebiliyorsunuz. Havada köklendirme bu kadar arkadaşlar. Bunu normalde Mart ayında yapıyoruz.
Nisan, Mayıs gibi 2 ay içinde, 2-2,5 ay içinde kökleniyor. Köklendikten sonra zaten dışarıdan görüyoruz köklenip köklenmediğini. Köklendikten sonra şuradan şu mesafeden kesiyoruz ve istediğimiz yere gidip dikiyoruz. Yeni aşılı bir fidanımız olmuş oluyor. Herkese bol aşılı günler.